Kemer Burgaz Eyüp Spor Tesislerinden herkese merhaba. Spor Arena YouTube kanalında özel röportajlarımız devam ediyor. Bu hafta da 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüp Spor'un yeni transferi Gerson Rodriguez'le beraberiz. Öncelikle kendisine hoş geldin diyorum. Welcome Gerson. Hi, welcome. Thank you. Teşekkürler. Ayağının tozuyla bir anlamda Ukrayna'dan geldi. Fransa'dan geldi biliyorum ama tabii ki Ukrayna'dan gelmesi bu transferin biraz daha konuşulmasına sebep oldu. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra yaklaşık 35 gün önce böyle bir durum ortaya çıkmıştı ve şimdi Türkiye'ye transferi gerçekleşti. Öncelikle oradaki durumla başlamak istiyorum. Fransa'daydı kendisi, bunu biliyoruz ama Ukrayna'daki durumdan nasıl etkilendi? Oradaki takım arkadaşlarıyla görüştüğü zaman neler hissetti? Böyle bir başlangıç yapabiliriz. So you are just here now. You arrived recently, and I know that you were in France, but still, probably you were affected by the situation in Ukraine. There was the Russian invasion 35 days ago, and you were transferred to Turkey during this process. So I would like to start with the situation there. You probably spoke with your friends, your colleagues, and how were you affected, or how people there were affected by this situation? Okay, first of all, I want to say thank you to Eyüp Spor to take me here and to receive me good. And I was a little bit affected, of course, because I have my kid was in Ukraine, my friends that I meet there. We was talking and it was a bad situation. I think I just want this to stop so everybody can continue his life and get everything back. Yeah, for me it was a little bit lucky that I was not in Ukraine when the war start, but was unlucky for the people and the players that was there. Family was infected, my family was there. I take them out. I was lucky, so I think God is great and the war will stop and we'll continue to have normal life. I hope so. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum Eyüp Spor'a beni transfer ettikleri için, bana bu şansı verdikleri için. Tabii ki belli bir oranda savaştan etkilendim. Özellikle benim şu anda Ukrayna'da olan arkadaşlarım bu durumdan çok etkilendiler. Savaş başladığında çocuğum ve ailem oradaydı. Onları oradan almam gerekti. Dolayısıyla kötü bir durum. Bu durumun bir an önce sona ermesini istiyorum. Hayatlarımıza geri dönmek istiyorum. Ben biraz daha şanslıydım diyebilirdim. Çünkü savaş başladığı sırada ben Ukrayna'da değildim. Ve ailemi oradan aldıktan sonra benim için çok bir problem kalmadı. Tanrı büyük. Umarım savaş biter ve bir an önce hayatlarımıza dönerim demek istiyorum. Kendisi dışında Eyüp Spor, Olivier Thiel'i transfer etti. Yine Ukrayna'dan gelen bir transfer olarak dikkat çekiyor. Özellikle hem takım arkadaşı hem de kendisi eksenine baktığında kendisini şanslı hissediyor mu? So Eyüp Spor also made the transfer of Olivier Thiel, and he also came from Ukraine. And that's why it's a flash transfer, two flash transfers we can say. And do you consider yourself and Olivier lucky that you were transferred here? Yeah, of course, we are lucky because I think, like I said, God's plans. I think if you are here is for some reason, and the club goals is to come to the Super League. So I hope we can help with Oli. And so for me is my goal is to bring this Eyüp Spor in the first league. So yeah, we will, I think, do a great job here with the team. The team receive us good. So for me now is just working and score the most goal that I can and help the team. Tabii ki şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Dediğim gibi Tanrı'nın planları var ve elbette buraya gelmemizin de bir sebebi var. Kulübün Süper Lig'e çıkma hedefi var ve ben Olivier ile birlikte bu hedefe gitmeye yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Bununla birlikte takım da bizi çok iyi karşıladı ve çok iyi bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Buradan sonra bizim için yapılması gereken elimizden geldiğince çalışmak ve takımı Süper Lig'e çıkma hedefini gerçekleştirmek. Kendisi için ilk maçında bir dejavu olma durumu var. Eski takımı Ankara Gücü'ne karşı şans bulursa forma giyecek. Bu bağlamda nasıl bir hissiyat yaşıyor? İlk maçı için neler söyler? So your first game, if you play, will be against Ankara Gücü, your former team, and it might be a deja vu situation for you. So how do you feel about this situation? It feels weird, you know, because you know I do a great work in Ankara Gücü. It was a great moments there. So
It's a little bit weird, but life is like that. I think we need to go forward and see the best for me. Now I'm here, Ankara Gücü. I'm sorry, but it's like this. So now we will go to the game with all the focus, and our goal is to win the game and to take the three points home. So yeah, now we will see. We will prepare. I will prepare myself to the game and put myself ready to do a great job. So I hope we will take the 3 points. Evet, aslında bu durumu biraz tuhaf bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü Ankara Gücü'nde harika işler yapmıştık, çok özel anlar yaşamıştık. Ama hayat böyle, hayata devam etmek gerekiyor ve ben kendim için en iyi olanı düşünmek zorundayım. Ankara Gücü'ne üzgünüm demek istiyorum. Şu anda yapacağımız şey sadece maça odaklanmak ve oradan 3 puanla dönmek için çalışmak. Hazırlığımızı yapacağız ve umarım 3 puanla geri döneriz. Eyüp Spor önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bugün de Kemerburgaz'da bir anlamda yeni açılan tesislerde aslında bu röportajı yapabiliyoruz. Kulüpteki en büyük hedef Süper Lig hedefi. Tahmin ediyorum ki transfer sürecinde de özellikle Gerson'a Süper Lig hedefi aksettirilmiştir. Bununla ilgili düşüncesine son 8 maçta bunun için nasıl bir çaba ortaya koyacak, nasıl bir Gerson izleyeceğiz sahada? So Eyüp Spor made great investments this year and now we are having this interview in this facility that we can call new. And of course, Eyüp Spor has a great Super League goal. And probably this was mentioned during your transfer talks. So what do you think about this? What are you planning to do in these 8 games? What kind of Gerson we will see in these 8 games? I hope the best one, but it's not easy to talk like that. I don't like to say things before it's happened. So for me, it's, my goal is the same. We was talking in the negotiation to have this goal, to go to the Super League. So for me, is to work hard and to try to help my teammates. So I'm so happy that we have Oli also with us, so we can all he can also help. And for me, it's a nice goal because I don't see yet all the team, all the individual capacity, but I think we have a great president, so we're gonna do everything possible that we are motivate, focused to go to this goal. So. I hope we're gonna have a great end of season and everybody will be happy and satisfied. So yeah. Umarım en iyi Gerson'u göreceğiz bu kalan 8 maçta ama tabii ki konuşması kolay. Önemli olan bu hedef için çalışmak ve bu hedefi gerçekleştirmek. Biz görüşmelerde tabii ki bu Süper Lig hedefinden de bahsettik. Ben de bu hedefe ulaşmak için elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağımı söyledim. Bunun teminatını verdim. Takım arkadaşlarımızla, takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. Olivier'in bu anlamda burada olması da çok önemli. Onun da çok önemli katkılar vereceğini düşünüyorum. Süper Lig hedefi bizim için iyi bir hedef. Tabii ki şu anda bireysel olarak oyuncuların, takım arkadaşlarımın kapasitelerini bilmiyorum. Ancak iyi bir başkanımız var. Bizi bu hedefe ulaşmak için motive etme anlamında gerekli her şeyi yapacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir sonu olur. Herkes mutlu ve memnun bitirir bu sezonu. Lüksemburg milli takımındaki gollerini izledik. Aynı zamanda Türkiye'deki futbol severler Ankara Gücü'ndeki performansını da hatırlıyordur. Mesela Ankara Gücü formasıyla Fenerbahçe'ye attığı çok estetik bir gol vardı. Bunun benzerlerini Eyüp Spor forması altında da görebilecek miyiz? We know you from the Luxembourg national team. We saw your goals there. And also in Turkey, the fans know you from Ankara Gücü. And there was a really aesthetic goal you scored against Fenerbahçe. Can we say that we will see similar goals when you are playing for Eyüp Spor? Maybe better. But yeah, for sure, I will do my best to score goals. And I think when you score a beautiful goal, it's always amazing because the fans are happy. Myself, I'm happy too. So yeah, I hope we're gonna have a lot of goals, a lot of great moments between me and the fans, between the team. So yeah, for me, it's a goal too to do a great job here. And if I should leave with a smile. So yeah, for now, I'm focused in this goal. And I hope that in the end of the season, everybody will be happy with Rodriguez. And we can call him again the king. So he's what I am. Belki daha iyi goller bile atacağım Fenerbahçe'ye attığım golden. Bunun için de elimden geleni yapacağım burada. Tabii güzel goller, estetik goller attığınız zaman bu hem beni mutlu ediyor hem de seyircileri ateşliyor. Seyircileri mutlu ediyor. Benimle, takım arkadaşlarımla ve hayranlarımız, seyirciler arasında
bir enerji yaratıyor. Umarım bu golleri atmaya devam ederim ve buradan ayrılırsam eğer, ayrıldığım zaman da bir gülümsemeyle yüzümde ayrılırım. Sezon sonuna geldiğimizde herkes mutlu olur, Gerson'dan mutlu olurlar ve tekrar bana Türkiye'de her zaman dedikleri gibi kral demeye devam ederler. Süper Lig'de veya 1. Lig'de beğendiği futbolcular var mı? Varsa bunlar kimler acaba? Merak ediyoruz. Do you have any favorite players playing in the Super League or Sportoto 1. Lig? Well, there's a lot of good players, but now especially, I don't have, no, I don't think so, but I know there's a lot of good players and I respect them, but finally for me it's not one player what I can say is my best player or something like that. Çok iyi oyuncular olduğunu biliyorum. Şu anda herhangi birinin ismini vermek istemem ya da veremem ama tabii ki hepsine saygı duyuyorum. Öyle tek bir favori oyuncum da yok. İyi oyuncular olduğunu biliyorum. Peki son olarak Eyüpspor taraftarının her maçta, özellikle içerideki maçlarda veya fark etmeksizin deplasmandaki maçlarda takımlarına çok büyük destekleri oluyor. Gelmeden önce onları biraz gözlemleme şansı oldu mu ve buradan onlara nasıl bir mesaj gönderir? Eyüpspor fans are always supporting the team greatly, both in home games and away games. Have you had a chance to get to know about them, or have you had a chance to observe them before you come here? And do you have any messages that you want to send to them? Yeah, I was watching some videos when I arrived here. I was interested in how the fans are, so I tried to see a little bit. Some people showed me also some videos from the games, so I saw that. They are motivated to support the team and to go to the games. So this is interesting because inside the pitch you feel when the supporters are with you. So for us players, it's important that we have the support from the fans and in the bad and the good times. So it was a nice atmosphere. And I hope they will start coming and be happy with us. And I will show them some skills so they will be they go good home and sleeping good. Gelmeden önce birkaç video izledim. İnsanlar bana bazı videolar gösterdi maçlardan ve evet, takımın taraftarlarının gerçekten takımı desteklemek noktasında çok motive olduklarını gördüm. Bu aslında çok ilginç bir durum çünkü gerçekten böyle bir destek olduğu zaman bunu sahada hissedebiliyorsunuz. Ve taraftarların iyi günde kötü günde yanınızda olduğunu bilmek gerçekten insanı ateşliyor. İyi bir atmosfer olduğunu gördüm. Umarım daha da fazla gelmeye devam ederler. Biz onları memnun ederiz ve eve gittiklerinde mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde uyuyabilirler. Peki, çok teşekkür ederiz. Hem Türkiye'ye yeniden geldi, kendisine bol şans diliyorum. Eyüpspor'un Süper Lig yolculuğunda umarım katkısı da olur. Kendisinde de başarılar diliyorum. Thank you once again. You are here in Turkey once again and good luck. And good luck in Eyüpspor's journey as well. Thank you. Thank you so much. And thank you for the people from this... Nice interview. So I hope they're going to enjoy it and thank you for you. You're welcome. And, congratulations. Thank you for the röportaj. Teşekkür ederiz. Umarım izleyenler de beğenir. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, Spor Arena'da Gerson Rodriguez'le transferin süreçlerini, Eyüpspor'daki hedeflerini ve bundan sonra yaşanması muhtemel senaryoları konuşmaya çalıştık. Şimdilik bizden bu kadar. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.